Arkadaşlar merhaba. Bugün doğruda açılar konusunu işleyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar doğruda açılarda temel özellik iki doğru arasında olan bütün özellikler. Yani şimdi D1 ve D2 doğrularımız ne olsun? Paralel olsun. Bu özellik mutlaka olmak zorunda. Yani paralellik olduğunda bu işlemleri yapabiliyorum. Şimdi D1 D2 paralel olduğunda öncelikle ters açılarımız. Şimdi ters açı kavramı nedir? Ters açı kavramı birbirine zıt yönlü bakan açılara biz ters açılar diyoruz. Yani B1 ve B3, A1 ve A3, hatta A2 ile A4, B2 ile B4. Bunları yazacak olursak ters açılar A1 eşittir A3, A2 eşittir A4. B'yi de yazalım. B1 tersinde B3 var. B2'nin tersinde de B4 var. Şu an ters açıları yazdık. Şimdi yöndeş açı kavramı. Şimdi yöndeş açı demek farklı bir kalemle alayım. Şimdi arkadaşlar aynı yöne bakan açılar birbirine eşittir. Yani şimdi ben A1'e bakıyorum. Yeşille içine nokta yazdım. A1 ile aynı yöne bakan açımız nedir? B1'dir. O zaman A1 ile B1 yöndeş açıdır. Yani birbirine eşittir. Bakalım başka yöndeş açılar var mı? Evet var. A4 ile onda farklı bir kalemle yapalım. A4 ile B4 bunlar yöndeş açıdır. Hatta A3 ile B3 de yazabiliriz. Başka var mı? A2 ile B2. Yöndeş açılar her zaman birbirine eşittir. Şimdi geldik iç ters açılar. Şimdi iç ters açılar ne demek? Herkesin bildiği bir Z kuralı var. Z kuralını da göstereceğim birazdan. İç ters açılar şu şekilde Z işareti oluşturan ve içindeki açıların birbirine eşit olmasıdır. İç ters açılarımız nedir? A4 ile B2. Bu bahsettiğimizde şöyle olabilir. Şu şekilde olabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Yani diğer bir yandan A3 ile B1 nedir? İç ters açılardır. Sonra Dış ters açılar. Dış ters ne demek? Şimdi dışarıdan ters olması gerekiyor. Yani ben A1 ile B3'e bakıyorum. Dıştan tersler. Zaten ters açı kavramından A3'e eşit oluyor. A3 de yöndeş açı kavramından B3'e eşit oluyor. O zaman dış ters açılarımızdan A1 eşittir B3. Başka bir de A2 B4'e eşittir Bunları söyleyebiliriz. Yani iki paralellik arasında oluşabilecek yöndeş açı kavramı, iç ters açı kavramı ve dış ters açı kavramını öğrenmiş olduk. Geçelim. Şimdi karşı durumlu açı ne demek? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, iki paralellik arasında yine neyimiz var? D1 paralel D2. Şimdi birbirine bakan açılar eğer iki paralellik arasında ise bu açıların toplamı 180 derecedir. Yani bir diğer adıyla bütünlerdir. Yani ben eğer buraya alfa dersem burası 180 eksi alfa olacak. Onu da yazalım. Bu U harfi olarak gösterilir. U kuralı diye geçer. Şu şekilde olabilir. Birbirine paralel olmak şartıyla. Şu şekilde olabilir. Bizim çizdiğimiz gibi. Tam tersi de olabilir. Yani şeklin U'ya benzemesi yetiyor bu kuralı uygulamak için. Şimdi U kuralı var, bir de Z kuralımız var. Az önce bahsettiğim iç ters açı kavramından arkadaşlar Z kuralında iç ters açılar birbirine eşittir. Yani bu bir diğer tabirle alfa sola bakıyor, diğer alfa sağa bakıyor. Yani sola bakan açılar sağa bakan açılara eşit olmak zorunda. Bunu M kuralında da göreceğiz. Zaten U kuralı Z kuralı ve M kuralı. Bu üç kural doğruda açı konusunda çok önemli bir kural. Bu üçünü tüm sorularda uygulayabiliyoruz. Yani görmek için bunları uygulamak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar nedir? İç ters açılar birbirine eşittir. Bir diğer adıyla Z kuralı dedik. Evet geçelim. Ne dedik? M kuralı. Şuraya yazalım. M kuralı. Şimdi az önce ne demiştik? X sağa bakıyor. Y sağa bakıyor. Alfa sola bakıyor. Aynı yöne bakan açılar toplamı birbirine eşittir. Yani alfa buradan x artı y'ye eşittir. Biz de buna m kuralı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kuralları eğer kodlamak istiyorsanız ben size şöyle kısa bir aklınızda kalacak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne öğrendik? M kuralı. Ne öğrendik? U kuralı. Ne öğrendik? Z kuralı. Eğer kodlamak istiyorsanız muz olarak kodlayabilirsiniz. Çünkü bu kurallar bütün sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi M kuralında bu sağa bakanlar sola bakanlar eşitti. Peki birden fazla açı olursa ne olur? Şimdi bakalım. X sola bakıyor. Y sola bakıyor. Z sola bakıyor. Sonra sağ tarafa bakanlara bakalım. A, B, C. Yalnız burada dikkat. Geniş açıları almıyoruz arkadaşlar her zaman dar açı almak zorundayız. O zaman toplayalım. Sola bakanlar x artı y artı z. Sağa bakanlar a artı b artı c'dir. Yani bu bir nevi m kuralının fazla olmuş hali. Açı sayısının fazla olmuş halidir. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum. Şimdi karşımıza çıkacak bir diğer özellik ise kalem ucu diye isimlendirilir. Özelliğimizin ismi. Şimdi arkadaşlar. Bu şimdiye kadar gördüğümüz şeylerin zaten birebir aynısı. Sadece şekli değişmiş halidir. Şimdi kalem ucu şeklinde bir iki paralellik görürsek yine neyimiz var? D1 paralel D2. Bu bizim şartımız. Şimdi içerideki açılar A artı B artı C 360 dereceye eşittir. Yani içerideki açıların toplamı 360 derecedir. Şimdi bunu hemen yan tarafa çizdiğimde ve şu kolları uzattığımda. Şimdi hatırladığımız bir kurala geçeceğiz. Şöyle düşünün. Şimdi ben şuradan doğrusal bir şekilde uzatıyorum. Uzattım. Şimdi bu, uzat, bu uzattığım doğrular nedir? Ters açıları oluşturuyor değil mi? Şimdi ters açılar neydi? Birbirine eşitti. A ise ben tersten şuna da A yazabilirim. B ise tersten B. Evet. Ne hatırladık? A sola bakıyor. B sola bakıyor. X sağa bakıyor. O zaman nedir arkadaşlar? A artı B eşittir X'tir. Bu bizim bildiğimiz M kuralıydı. Yani çoğu özelliğin içinde M kuralı, U kuralı ve Z kuralı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu siyahla çizdiğim şekil ise roket kuralı olarak geçiyor yazalım. Şimdi ne öğrendik? Tersten sayalım. Roket kuralı, kalem ucu kuralı. Yani bunlar aslında aynı şeyler. Sadece aklınızda kalması için bu tarz isimler veriyorum. Başka M kuralı öğrendik. U kuralı öğrendik. Z kuralı öğrendik. Yöndeş açılar birbirine eşitti. İç ters açılar birbirine eşitti. Ve ters açılar da birbirine eşitti. Arkadaşlar konu anlatımı bu şekilde. Şimdi bir de bir sonraki videoda sorular çözeceğim. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar konumuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden size çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.